Un niçin çok tehlikeli bir patlayıcıdır? Evet, yanlış duymadınız. Un, ihtimal dahilinde belirli şartlarda çok tehlikeli bir patlayıcı haline gelebilir. Tarihte kayda geçen ilk un patlaması 1785 yılında İtalya'da Truri'de bir ekmek fırınında bir lambanın un tozunu tutuşturması sonucu meydana geldi. Ölüme ve fazla zarara yol açmayan bu patlamadan sonra konu unutuldu gitti. Modern günlerimizin başlangıcında insanlık tarihinin ana gıdası ekmeğimizin en önemli girdisi olan unun çok ciddi bir şekilde yanarak patlayabileceğini kime söylesiniz herhalde şaka kabul eder gülerdi. 1981'de Amerika Birleşik Devletleri'nde büyük bir hububat silosunu infilak edip 9 kişi ölüp 30 kişi de yaralanınca gülmeler durdu. Peki nasıl oluyor da un bu kadar tehlikeli bir şekilde patlayabiliyor? Çünkü o bir karbonhidrat. Havada toz olarak asılı duran karbonhidratın miktarı 1 metreküpte 50 gramı aşınca herhangi bir şekilde tutuşturulduğunda patlar. Un tozları o kadar küçüktür ki anında yanar ve bu yangın diğerlerine zincirleme yayılır. Bu da toz bulutunda ortama bağlı olarak patlayıcı bir güç oluşturur. Benzer durum şeker, puding ve hatta çok ince testere talaşlarında bile oluşabilir. Bir yangının çıkması için 3 şeyin bir arada olması yeterlidir. Hava, içerisindeki oksijen, yanıcı madde ve tutuşturucu. Burada unutulmaması gereken patlamaya sebep veren yanıcı maddenin havada asılı duran toz miktarı olduğudur. Yoksa yere serilen unda böyle bir tehlike yoktur. Moleküler boşlukları itibariyle havada asılı tutulan un büyük bir oksijen taşımaktadır. Şüphesiz ortamın da önemi vardır. Patlamanın yarattığı büyük basınç boşalacak yer bulamazsa binayı bile yıkabilir. Açık havada ise patlama olmaz ama yine de tehlikeli bir alevlenme meydana gelir. Hanımlar, endişelenmeyin. Kurabiye veya börek yapmak için aldığınız 1 kilo undan 50 gramı havaya uçmaz. Bu olay için tonlarca un gerekir. Hamur yoğurmak için balkona çıkmanıza gerek yok. Sonraki lüzumlu bilgileri izlemek için kanalıma abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.